Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Sonunda ben de DNR'ın Can Yayınları 7TL kampanyasının batağına düştüm ve bugün çok da minik olmayan bir kitap alışverişi yaptım. Şimdi sizinle aldığım kitapları paylaşacağım. Aslında bu hafta için planım Haziran ayında okuduklarımın videosunu yüklemekti. Ancak hazır kampanya devam ediyorken ilk önce bunları paylaşmak istedim sizinle. Belki aralarında sizin de ilginizi çeken olur ve kampanyadan faydalanmak istersiniz diye. Kitaplarıma geçeceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu kitapların hepsini kampanyanın standından almadım. Bazı kitaplar standta yoktu. Ben daha öncesinde böyle birazcık araştırma yaptım. Kampanyada hangi kitaplar var, hangileri ilgimi çekiyor diye ve not alıp gittim. Gittiğimde standta olmayan kitapları hemen raflara yönelip buldum ve kasaya geldiğimde yine onları okuttuğumuzda 7 TL olarak göründü. Bunu da dün sevgili Ebru'nun storylerinde görmüştüm. Sizin de bilginiz olsun istedim. Eğer almayı düşündüğünüz kitaplar standta yoksa ve onların kampanyalı kitapları olduğunu biliyorsanız gidip raflardan da alabilirsiniz. Hemen kitaplarımı göstermeye başlıyorum o halde. İlk olarak Geralt Martin'in Gabriel Garcia Marquez'e Giriş isimli kitabını aldım. Yazar Latin Amerika edebiyatının önde gelen eleştirmenlerinden bir tanesiymiş. Bu kitapta da Marquez'in eserlerine dair yazmış olduğu analiz ve eleştiri yazıları yer alıyor. Ben Marquez kitaplarını okumayı çok seviyorum. Benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Bu yüzden önemli bir edebiyat eleştirmeninin kaleminden onun eserlerine yönelik yazılar okumanın bana faydalı olacağını düşündüm ve böylece almış oldum kitabı. Sonrasında Julio Cortazar'dan iki tane kitap aldım. Ben yazarla Seksek isimli kitabı sayesinde tanışmıştım. Benim için uzun soluklu, yer yer zorlayıcı ama kesinlikle inanılmaz doyurucu bir okuma deneyimi olmuştu. Ve yazarın kitaplarını okumaya devam etmeyi çok istiyordum. Kampanya güzel bir fırsat oldu benim için. Dediğim gibi iki tane kitabını aldım. İlki Cortazar'ın Sınav isimli romanı. Diğeri de Ayak İzlerinde Adımlar isimli öykü kitabı. Bu kitap aslında yazarın öykü derlemelerinin ikinci cildi. İlk cilt ve üçüncü cilt kampanya dahilinde değildi. Ancak hem öykü kitabı olduğu için birbirinden bağımsız kitaplar hem de birinci ya da üçüncü cildi internetten sonrasında alabilirim diye düşündüm. Daha sonra Salman Rushdie'nin Altın Ev isimli kitabını aldım. Ben daha önce hiç Salman Rushdie kitaplarını okumadım. Biliyorum en popüler ve en çok tavsiye edilen kitabı Floransa Büyücüsü. Hatta aranızda da bir arkadaş var. Bana sürekli Floransa Büyücüsü'nü tavsiye eden ve hala başlamamışsınız diye yorum yazan. Ama ben yazarların en bilinen, en popüler kitaplarıyla değil de diğer kitaplarıyla başlamayı daha çok seviyorum. Hatta tercihim öykü kitapları oluyor genelde. Kampanyada Altın Ev'i görünce Salman Rushdie'ye başlamak için iyi bir seçenek olabileceğini düşündüm. Böylece bunu da almış oldum. Daha sonrasında Arundhati Roy'un Mutlak Mutluluk Bakanlığı isimli romanını aldım. Bu benim daha öncesinde okuduğum bir yazar değil ama hem Mutlak Mutluluk Bakanlığı'nın hem de daha önceki kitabı Küçük Şeylerin Tanrısı'nın oldukça metiyesini duymuştum. Çok övüldüğünü, çok okunduğunu, çok tavsiye edildiğini görmüştüm. Bu yüzden kampanyada da görünce alıp ben de okumak istedim. Bakalım, umarım ben de diğer okuyan insanlar kadar çok beğenirim. Daha sonra Patrick Melrose serisinin ikinci kitabı olan Kötü Haber ve üçüncü kitabı olan Biraz Umut isimli kitapları aldım. Birinci, dördüncü ve beşinci cilt kampanya dahilinde değildi. Aslında bunu biliyordum ama yine de bir şansımı denemek istedim ve bütün kitapları alarak kasaya gittim. Ama orada da okuttuğumuzda sadece bu ikisinin 7 TL olduğunu görünce diğerlerini almaktan vazgeçtim. Daha sonrasında internetten ya da farklı bir şekilde temin ederim. Bugün önceliği kampanyalı kitaplara vermek istedim çünkü. Bakalım, bunda da yine insanların çok eğlendiğini, çok severek okuduğunu biliyorum. Çok merak ediyorum seriyi. İlk kitabı aldıktan sonra buna da hemen başlayacağım. Daha sonra şuradan bir hızını da alayım. Javier Marías'ın Kötü Niyet Öyküleri isimli öykü kitabını aldım. Benim Marías'la da tanışmam Kara Sevdalar isimli romanıyla olmuştu ve gerçekten çok beğenmiştim. Yazarı okumaya da zaten devam etmeyi istiyordum. Hazır kampanya dahilinde öykü kitabını görünce alıp bununla devam etmeye karar verdim. Bakalım, okuduktan sonra yine kanalda yorumu mutlaka olacaktır zaten. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü gerçekten çok fazla kitap var.
Daha sonra Fernando Baez'in Kitap Kıyımının Evrensel Tarihi isimli kitabını aldım. Bu kurgu dışı bir kitap ve tarih boyunca insanlar tarafından yakılan kitaplardan, yok edilen kütüphanelerden, yazarlara uygulanan sansürden bahseden yazılar var içerisinde. Benim oldukça ilgimi çekti. Zaten kitaba ve kitaplara dair her şey ilgimi çekiyor. Bu yüzden bunun da benim için oldukça faydalı bir okuma deneyimi olacağını düşündüm. Bakalım bu kitabı okuduğumda neler öğreneceğim. Şöyle birazcık karıştırdım. Gerçekten oldukça uzun bir kaynakça da yer alıyor yerinde. Oldukça iyi araştırılarak yazılmış bir kitap olduğu izlenimini yarattı bende. Okuduktan sonra yine yorumu mutlaka burada olacaktır. Daha sonrasında Borges 80'inde Sohbetler isimli kitabı aldım. Bu kitapta da Borges'in hem kendi edebiyatı hem de genel olarak edebiyatla ilgili yapmış olduğu konuşmalar yer alıyor. Yine benim için faydalı bir okuma deneyimi olacağını düşünerek aldım. Ben bu tarz böyle üstad diyebileceğimiz yazarların kaleminden çıkmış, ağzından çıkmış her şeyi gerçekten önemsiyorum. Onun da hem kendi edebiyatıyla ilgili hem de genel olarak edebiyatla ilgili düşünceleri, görüşleri neler? Çok merak ediyorum. En yakın zamanda okumak istiyorum hepsini. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Daha sonra Matthias Enart'ın Mıntıka isimli romanını aldım. Mağazaya gitmeden önce hakkında hiçbir fikrim olmayan bir kitaptı bu. Orada standta görünce böyle elime alıp birazcık karıştırdım. Arka kapak yazısını okudum ve oldukça ilgimi çekti. Kitapta gördüğü, yaşadığı, gözlemlediği şeyler sonucunda bunalıma ve alkolizme sürüklenen eski bir istihbarat ajanının hikayesi anlatılıyormuş. Bilmiyorum, benim ilgimi çekti, okumak istedim. O yüzden bunu da almış oldum. Yine orada ilgimi çeken, arka kapak yazısını okuduktan sonra almaya karar verdiğim bir kitap. Sibyl Berk'in Hayat İçin Teşekkürler isimli kitabı. Bu kitapta da kimse tarafından kabul görmeyen ve istenmeyen çift cinsiyetli bir çocuğun oradan oraya sürüklenişin hikayesi anlatılıyormuş. Ben bu tarz hikayeleri gerçekten çok seviyorum. Öteki olmak, dışlanmak, ötekileştirilmek çok ilgimi çeken bir kavram. İnsanlar arasında maalesef çok fazla ayrım, çok fazla ötekileştirme yaşanan bir zamandayız. Tarih boyunca böyle olmuş ama bence son zamanlarda bu durum zirveye çıkmış durumda. O yüzden alıp okumak istedim. Çok hüzünlü bir hikayesi olduğunu tahmin ediyorum. Okuduktan sonra yine kanalda yorumu mutlaka olacaktır. Daha sonra Enrique Villamatas'ın Kassel'de Mantık Aramak isimli kitabını aldım. Sanatla, edebiyatla ve felsefeyle iç içe geçmiş bir kurgusu olan bir kitap Kassel'de Mantık Aramak. İlk çıktığı dönemde de bu nedenle benim çok ilgimi çekmişti ve o zaman okuma listeme eklemiştim. Ancak bir türlü sıra getirip alamadığım bir kitaptı. Kampanyada 7 TL'ye görünce kaçırmak istemedim dürüst olmak gerekirse. Daha sonra V.S. Naipaul'un Taklitçiler isimli kitabını aldım. Bu kitapta da kültürel çatışmalar nedeniyle bunalıma giren bir adamın hikayesi anlatılıyormuş. 2001 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan bir yazar aynı zamanda kendisi. Ben geçen yıl yine Can Yayınları'nın 7 TL kampanyasından yazarın başka bir kitabını daha almıştım. Ancak hala kalemiyle tanışmak kısmet olmadı. Hangisiyle başlarım bilmiyorum ama bir an evvel Naipaul'un kalemiyle de tanışmak istiyorum. Ve son olarak aldığım iki kitap Petros Markaris'in Batık Krediler ve Alan Savunması isimli kitapları. Bu kitapları ben seçmedim. Bunlar eşimin seçimi. İkisi de polisiye kitaplar. O yüzden hakkında çok fazla bilgim yok. O arka kapaklarını okumuş, ilgisini çekmiş. Bunları da alalım mı dedi. Böylece bunlar da sepetimize eklenmiş oldu. Bunlar benim aldığım kitaplardı. Toplamda 16 tane kitap aldım ve 112 TL ödedim. Eğer normal etiket fiyatlarından almış olsaydım 530 TL tutacaktı bunlar. Yani baktığınızda 420 lira gibi bir indirim uygulandı. Bu da çok ciddi bir indirim bence. Eğer aralarında ilginizi çekenler varsa ya da kampanya dahilinde alıp okumak istediğiniz kitaplar, merak ettiğiniz kitaplar varsa bence 7 TL kampanyasını mutlaka değerlendirmelisiniz. Özellikle birkaç tane kitap aldığınızda çok ciddi bir kar elde etmiş oluyorsunuz. Tabii ki internetten de indirimli şekilde alınabiliyor kitaplar ama bu kadar düşmüyor. Şöyle bir baktığımda aralarında
40 liralık, 50 liralık etiket fiyatı olan kitaplar da var. Bunlar benim aldığım kitaplardı. Bunun hemen ardından bir video daha çekme niyetim var. Onda da daha öncesinde alıp okuduğum ve beğendiğim, şu anda da kampanyada 7 TL olan kitaplardan bahsedeceğim size. Umarım iki video da sizin için faydalı olur. Umarım keyifle izlediğiniz videolar olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.